İnsanoğlunun uzay macerasında, her gün yeni gelişmeler yaşanıyor. Dünyanın alçak yörüngesinde yer alacak otelin inşası heyecan uyandırdı, uzayda konaklama ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren The Gateway Vakfı'na bağlı, Orbital Assembly Corporation tarafından geliştirilen Voyager istasyonuna inşa edilecek olan otel, ilk müşterilerini 2027 yılında ağırlayacağı duyuruldu. Amerika'da faaliyet gösteren The Gateway Vakfı'na bağlı Orbital Assembly Corporation tarafından geliştirilen Voyager istasyonuna kurulacak otel ile ilgili, yeni gelişmeler yaşanıyor, otelin ilk misafirlerini 2027 yılında ağırlayacağı belirtildi. 400 kişi kapasiteli otelin içerisinde birden fazla restoranın yanı sıra sinema, spor salonu, bar ve spa da yer alacak, 2027'de açılacak olan projenin inşasına, 2025 yılında başlanacak. Otelin bazı kapsüllerinin uzay araştırmaları için Amerikan Uzay ve Havacılık Ajansı'na ve Avrupa Uzay Ajansı'na satılabileceği de öngörülüyor. Otelin maliyeti ve gecelik konaklama ücretine dair bilgi paylaşılmazken, proje Alman fizikçi Werner von Braun tarafından önerildi. Orion Span adlı girişim, 2027 yılına kadar Aurora istasyonunu bir otele dönüştürme projesidir. Otel, dünyadaki otellerden hem konaklama hem de fiyatlandırma açısından epey farklı. Gezegenin yörüngesinde seyahat ederken peluş yataklar ve oda servisi bulamazsınız, ancak manzaranın eşsiz olacağı tartışmasız bir gerçek. Bu otel ilginizi çektiyse, cebinizin de hayal gücünüz kadar zengin olması gerekiyor. Otelin konaklama fiyatı tam olarak belli olmamakla beraber, önceki uzay turistleri Uluslararası Uzay İstasyonu'nda kısa süreli konaklamalar için, 40 milyon dolar kadar bir ücreti gözden çıkardı. Eğer siz de uzay otelinde konaklamak isterseniz, şimdiden bekleme listesine girmek için, 80 bin dolar kadar parayı Orion Span'a verip bu listeye dahil olabilirsiniz. Dünyanın ilk uzay oteli için çalışmalar sona erdikten sonra, uzayda yapacağınız tatiller için kendinizi hazırlayabilirsiniz. The Gateway Foundation, uzay otelinin 2027 yılında tamamlanacağını iddia etti. İlk uzay oteli olacak tesise, uzay ve havacılık mühendisi Werner Magnus Maximilian Freyer von Braun ismi verilecek, tesisinin ismi von Braun Rotating Space Station olacak. Dünyanın ilk uzay otelinin kıdemli tasarım mimarı olan Tim Alatorre, insanların artık tatil yapmak için Disney World'e gitmek gibi, uzaya tatile gitme seçeneği olacak dedi. Uzay otelini tasarlamaktan sorumlu olan The Gateway Foundation, uzay otelini lüks bir tesis olarak planlıyor. İlk uzay otelinde haftada 400 insan konaklayabilecek, uzay otelinde konaklayan insanlar restoranları, sinemaları, barları, konser salonlarını ve spor alanlarını ziyaret edebilecekler. Dünyanın ilk uzay oteli olacak Von Braun Rotating Station, kocaman bir çember olarak tasarlanıyor. Uzay otelinin çapı 190 metre olacak, uzay oteli açıldığında, dünyanın ilk modüler uzay istasyonu ve oteli olacak, The Gateway Foundation, Von Braun Rotating Station'ın açılışından sonra, uzay araçlarına da hizmet vereceğini açıkladı. Vakıf uzay oteli haricinde, 2030 yılına kadar iki uzay istasyonu daha kurmak istiyor. Tartışmalı bilim insanı Von Braun'un adını taşıyan uzay istasyonu, 2027 yılında yörüngede olacak. İstasyon, bir otel olarak hizmet verecek. Gateway Foundations, gelecekte uzayı insanların sık sık ziyaret edilen, bir yer haline getirmek isteyen kuruluşlardan biri. Gateway şimdi de bir uzay oteli için, çalışmalarını devam ettiriyor. Otelin tasarımı, Nazi Almanyası için kötü şöhretli V2 roketlerini de tasarlayan bilim insanı, Von Braun'un ismini taşımakla kalmıyor aynı zamanda, onun tasarımlarına da dayanıyor. Von Braun savaş sonrasında Amerika'da yaşamıştı. Bu tesis temel olarak, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun daha basit bir kopyası olarak tasarlandı. Bu tesisteki en temel fark ise, yapay yerçekiminin bulunması. Yapay yerçekimi özünde istasyonun altında ya da zemininde dönme sağlayarak, bir merkez kaç kuvveti oluşturan ve dünyadaki gibi, yön hissinin oluşmasını sağlayan bir sistemdir. Bu sistem sayesinde uzaya çıkan sıradan kişiler, alıştıkları şekilde yemek yiyebilir, tuvalete gidebilir ve duş yapabilirler, yerçekimi dünyadan daha az olacak olsa da, en azından bir yön hissi verecektir. Projenin tasarımcısı olan Tim Alatorre, uzay seyahatlerini alışıldık aktiviteler haline getirmeyi amaçlıyor. Alatorre, ilk aşamada cebinde para bulunan az miktarda insanın, bu tatillere gidebileceğinin farkında olsa da, kısa sürede herkesin uzay tatilini karşılayabileceği şartların ortaya çıkmasını bekliyor. Otelin toplam kapasitesi 400 kişi olacak, otelde misafirler ve bilimsel çalışmalar için ayrı bölümler bulunacak, araçta 24 bireysel modül bulunacak, Alatorre ayrıca istasyonda barlar, film gösterimleri, eğitim seminerleri gibi etkinliklerin de yapılacağını söyledi. Aracın iç tasarımında ise kolay temizlenen, hafif ahşap ve taş yedekleri kullanılacak, uzay istasyonunda robotlar ve dronlar hizmet edecek, ayrıca ortam dünyadakilere benzer şekilde dekore edilecek.
Uzaya uygun eğlencelik aktiviteler de hazırlayacaklarını söyleyen ekip, düşük yerçekimli ortam basketbolu ve kaya tırmanışı üzerinde odaklanıyor. Dostlar, siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Teşekkürler.